Efsaneler Dünyası sunar. Sevgili izleyiciler, Efsaneler Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere dünya boks tarihine adını altın harflerle yazdıran Müslüman boksör Muhammed Ali'nin efsanesini sunuyoruz. Yaşamına birden fazla efsane sığdıran tüm zamanların en büyük boksörü, insan hakları savunucusu ve barış yanlısı Muhammed Ali'nin sıra dışı yaşamından kesitlerle karşınızdayız. İyi seyirler dileriz. Louis Wild, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde Ohio Nehri kenarında 1778 yılında Amerika Bağımsızlık Savaşı kahramanlarından George Rogers Clark tarafından kurulan ve adını Fransa Kralı 16. Louis'den alan kent. Günümüzde Ohio Nehri'ne ışıltılı silüeti düşen bu kentin, takvimlerin 17 Ocak 1942'yi gösterdiği yıl, ırk ayrımcılığı ve fakirliğin had safhada olduğu kenar mahallelerin birinde Afro-Amerikan ve İrlanda kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan bebeğe babası oldukça iddialı bir isim verir. Cassius Marcellus Clay. 1810 ve 1903 yılları arasında yaşamış olan ömrünü köleliğin kaldırılması ve ırk ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle geçiren bir politikacıdan isim alan bu bebeğin büyüyüp günün birinde efsaneleşebileceğini kim düşünebilirdi ki? Hayata Cassius Marcellus Clay ismiyle başlayıp, daha sonra Muhammed Ali ile devam edecek, yaşamına bir efsane değil, efsaneler zincirini sığdıracak olan sıra dışı bir yaşamın öyküsüdür bu. Dünya boks tarihine adını tüm zamanların en iyisi olarak altın harflerle yazdıracak bir sporcu, ırk ayrımcılığına karşı verdiği savaşın yılmaz bir savaşçısı, İnançları uğruna hayatını hiçe sayan bir kahramanın ömrüne bir değil birden fazla efsaneyi sığdıran tek kişilik bir ordunun hayranlık uyandıran bir başarı öyküsüdür bu. Annesi evlere temizliğe giden gündelikçi bir kadın, babası da bir sokak tabelacısı olan Cassius'un çocukluğu, zencilerin ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri ve pis zenci diye çağırdıkları zor zamanlarda geçti. Oğlunun bisikleti olan çocuklara hayran hayran ve imrenerek baktığını gören babası, cebindeki bütün dolarları harcayarak Cassius'a kırmızı bir bisiklet satın aldı. Ve sürpriz olsun diyerek odasına bıraktı. 7 yaşındaki Cassius'un hayatındaki en mutlu günlerinden birisi olmuştu. Arkadaş canlısı olan Cassius, sevincini arkadaşı John Willis ile paylaştı. Onu bisikletin arkasına alarak şehrin uzak semtlerini dolaştı. Bir keresinde gittikleri bir panayırda bedava mısır ve sosis dağıtıldığını gördüler. Palyaçonun önünde fazla oyalandıklarından kalabalıktan sıyrıldıkları anda iki çocuğun bisikleti çalıp kaçtığını gördüler. Karakola gidip üzüntü içinde şikayetçi olduklarını belirttiler. Cassius'un şikayetini dinleyen memur Joe, boks yapan bir zencidir. Olan oldu, giden gitti dercesine elini sallar. Memur Joe, çalınan bisikletten ziyade Cassius'un kendisiyle ilgilenir. Bir boksör için ideal olan kollarına, geniş omuzlarına ve atletik yapısına bakarak, "O çocuklar sizden korkmuş olsalardı bisikletinizi çalmazlardı. Siz boks yapmasını biliyor olsaydınız sizden korkarlardı. Boks yapmasını bilmediğiniz için çekilmeden bisikletinizi çalıp gittiler." diyerek Cassius'un içindeki fitili ustalıkla ateşler ve kafasına koyduğu gibi onu idman salonuna götürür. Bisikletini geri almak ya da bisikletini çalan çocuklardan intikam almak duygusuna kendisini kaptıran Cassius için yeni bir dönem başlamıştı. Kendisini boksa öyle bir kaptırdı ki evden idman salonuna kadar koşarak gider, otobüslerle yarışmaya bile kalkışırdı. Annesiyle babası Cassius Clay'ın şehir dışındaki maçlarına maddi imkansızlıkları yüzünden genellikle gidemediler. Ancak yakın sayılabilecek yerlerdeki her maçta oğlunu yalnız bırakmadılar. Ve izledikleri her maçtan sonra da mutlu bir şekilde evlerine geri döndüler. 12 yaşına geldiğinde tecrübeli rakiplerinden bile yumruk yemeyecek kadar hızlıdır. İnanılmaz hızı, çeviklik ve reflekslerine o kadar güvenmektedir ki ellerini göbek hizasında tutarak vücudunu asla kapatmayan bir teknikle dövüşçülerin karşısına çıkar. Kendisine özgü bu teknik klasik dövüşçülere ters gelir ve Clay'ı bir türlü yenemezler. Kısa bir süre içerisinde altın eldiven şampiyonasında kayıtlara girmeyi başarır.
Çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza atar. 1960 yılında yapılan Roma Olimpiyatlarında finalde rakibi Polonyalı Petrovski'yi yenerek altın madalya kazandı. Ve olimpiyat şampiyonu olarak Amerika'ya geri döndüğünde henüz 18 yaşındaydı ve efsaneler zincirinin ilk halkasını oluşturmuştu. Olimpiyat şampiyonu olarak geri döndükten sonra profesyonel olarak yaptığı ilk boks maçından 2000 dolar kazandı. İkinci el bir Cadillac araba alarak yaşlı anne ve babasını dolaştırmaya başladı. Şöhret ve paraya kavuşmuş, hayatından memnun görünüyordu. Bir gün bir gazeteci Muhammed Ali'ye "Amerika'da yaşamaktan memnun musunuz?" diye bir soru yöneltti. Verdiği "Elbette. Afrika'da ne var ki? Yılanlar, çıyanlar, yarın ayaklı çocuklar." cevabı orada bulunan Nijeryalı bir çocuğun çok zoruna gitti. Zenci çocuk dolan gözleri ve titreyen dudaklarıyla "Ya öyle mi? Ben kardeş olduğumuzu sanıyordum." deyince Muhammed Ali donup kaldı. İlk kez kendi kendini yargılamaya başladı. Bir gün zenci bir arkadaşıyla birlikte seçkin bir lokantaya yemek yemeye gittiler. Garsonlar kendisi ve misafirini görmemezlikten gelip servis yapmadılar. "Bakar mısınız?" diye sesini yükselttiğinde de garsonlar hep birlikte üzerlerine yürüyüp tekme tokat dışarı attılar. Beyaz tenli olmayanlara servis yapılmıyordu. Muhammed Ali olayın polis karakoluna intikal etmesini istemediğinden demir yumruklarını konuşturamamıştı. Çünkü biliyordu ki karakolda olayın nasıl cereyan ettiğine bakılmayacak, ten rengine göre karar verilecekti. Bu olay Muhammed Ali'nin Amerika'ya bakış açısını değiştirdi. "Batsın sizin adalet anlayışınız" diyerek kazandığı olimpiyat madalyasını Ohio nehrine doğru fırlatıp attı. O güne kadar sadece kendi nefsi için ringe çıkan Muhammed Ali, o günden sonra zenciler, köleler ve ikinci sınıf muamelesi gören insanlar adına ringe çıkmaya başladı. Antrenörü Angelo Dunde yönetiminde hızla yükseldi ve dünya şampiyonluğu için maç yapma hakkını kazandı. "25 Şubat 1964 yılında Cassius Clay ile Sonny Liston Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu ünvan maçına çıktılar. Şampiyonluk ünvanına sahip tecrübeli olan Sonny Liston, 22 yaşındaki rakibi Cassius Clay karşısında daha ilk raundda şaşkına döndü. Etrafında dans ederek dolanan, yay gibi kıvrak, cıva gibi hareketli rakibine tek yumruk dahi isabet ettiremedi. Attığı her yumruk, Cassius'un kıvrak vücut hareketleri, dans eden ayakları ve hızlı refleksleriyle boşa çıktı. Genç rakibi kendisinin her atağını boşa çıkardığı gibi arada bir demir yumruklarını da konuşturmaya başlamıştı. Hem de daha maçın ilk raundunda. Liston için sonraki her round bir önceki rounda aratır oldu. Altıncı rounda başladıklarında üstünlük çoktan Cassius Clay'a geçmişti. Boks salonunu dolduran izleyicilerin büyük bir kısmını Liston taraftarları oluşturuyordu. Tam bir moral çöküntüsü ve derin bir endişe içindeydiler. Liston'un bu maçı kazanması şöyle dursun, 8. raunda kadar bile dayanamayacağı düşüncesine kapılmışlardı. Cassius Clay'in taraftarları azınlıktaydı ve tam bir coşku havası içindeydiler. O zamanlar dillerde yeni yeni dolaşmaya başlayan Cassius Clay'in "kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım" sözü ringdeki karşılığını buluyordu.
22 yaşındaki Cassius Clay, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle şampiyonluk unvanını kaybetmekle karşı karşıya kalan rakibiyle adeta alay edercesine bir maç çıkarmaya başlamıştı. Liston bu maçı artık kazanamayacağını anlamıştı. Kollarındaki güç azalmaya başlamış, aldığı yumrukların tesiriyle gözleri de kapanmaya doğru gidiyordu. Altıncı raundu tamamlamak için var gücünü harcıyordu. Tek düşüncesi kalmıştı: nakavt olmadan maçı bitirebilmek. Ancak bu da pek mümkün görünmüyordu. Liston, Cassius Clay ile ringe çıkan boksörlerin "onun yumruğunu yediğiniz vakit 10 saniye kendinize gelemezdiniz" şeklindeki itiraflarına maçın başladığı ana kadar inanmamıştı. Cassius Clay'ın bir avuç taraftarı ise her an bir zafer beklentisi içindeydiler. Clay'ın her yumruğuyla coşuyor, her an için nakavtla gelecek dünya şampiyonluğunun beklentisi içindeydiler. Altıncı raundun bitimi aslında o an için Liston'un olası bir nakavttan kurtuluşunun habercisiydi. Köşesine giden Liston, yedinci raunda çıkmamanın kararını vermişti bile. Kapanmaya yüz tutan gözleri ve sol kolundaki sakatlığını ileri sürerek yedinci raunda çıkmadı. Yedinci raundun başında ringde rakipsiz kalan Cassius Clay da yeni dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştu. Böylelikle 18 yaşındayken 1960 Roma Olimpiyat Oyunlarında kazandığı Olimpiyat şampiyonluğuna 22 yaşında profesyonel dalda kazandığı Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu unvanını da ekleyerek ilk efsanesine imzasını atmış oldu. Profesyonel boks dalında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olan Cassius Clay yaptığı ilk açıklamasında Müslüman olduğunu ve adının da Muhammed Ali olarak değiştiğini bütün dünyaya ilan etti. Müslümanların en çok sevdikleri iki ismi birlikte alan Muhammed Ali'nin bu açıklaması, Müslüman dünyasında geniş yankı uyandırıp sevinçle karşılanırken, 60'lı yılların Amerika'sının basını, yönetimi ve rakibi Liston'da tam bir şaşkınlık ve rahatsızlık yaratmıştı. Muhammed Ali'yi tahtından indirmek için Sonny Liston özel olarak bir yıl boyunca revanş için hazırlandı. 25 Mayıs 1965 yılında Muhammed Ali ile Sonny Liston revanş maçına çıktı. Maçı izlemeye gelenler arasında Muhammed Ali'nin ailesi de vardı. Revanş maçı Liston ve taraftarlar için tam bir hezimet oldu. Maçın daha ilk raundlarında ne izleyenlerin ne de Liston'un nereden geldiğini anlayamadıkları bir yumrukla Liston kendini yerde buldu. Dönüp kalkmak istediyse de sırtüstü ringe tekrar devrildi. Liston'un Muhammed Ali'ye karşı maç kazanmasının mümkün olmadığını anlayan 60'lı yılların Amerikası başka yollar aramaya başladı. Ve kısa zaman zarfında buldu da. Muhammed Ali'nin Müslüman olması, Malcolm X ile birlikte görülmesi hakim zümreyi çok kızdırdı. Ringde halledilemeyen Muhammed Ali, acil koduyla askere alınıp Vietnam Savaşı'na gönderilmek istendi. Gitmezse vatan haini olarak ilan edilecek, giderse de geri döneceğinin bir garantisi yoktu.
Ne var ki Muhammed Ali? Vietnamlar bana ne kötülük yaptılar ki binlerce mil uzağa gidip onlarla savaşayım. Benim düşmanım burada diyerek askere gitmeyi reddedince bir anda bütün şimşekleri üzerine çekti. Askere gitmeyi reddettiği için şiddetle cezalandırıldı. Lisansına el konularak maç yapması yasaklandı. Vatan haini olarak ilan edilerek 5 yıl hapis cezası 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Pasaportuna el konularak yurt dışına çıkış yasağı verildi. Şampiyonluk unvanları iptal edildi. Muhammed Ali karara itiraz etti. Bu arada uyduruk bir trafik cezası kayıtlardan çıkarılarak 10 günlük hapis cezasını çekmek üzere Miami-Dade ilçe hapishanesine gönderildi. Parmak izi alınarak hapis kıyafeti giydirilip bir hücreye atıldı. Bu Muhammed Ali'ye aklını başına alması için verilen bir gözdağıydı aslında. Dünyayı Ali'ye dar etmek istediler. Malcolm X, John Kennedy, Martin Luther King gibi liderlerin patır patır öldürüldüğü 1960'ların karanlık dönem Amerika'sında her gün ölüm tehditleri alıyordu. Ancak o yılmadı. Prestijli üniversitelerde özgürlük, eşitlik ve adalet konulu ateşli konuşmalar yaptı. Muhammed Ali'nin ring dışında daha tehlikeli bir hal aldığını gören hakim zümre, onu ring içinde harcamanın daha uygun olduğuna karar verince, Amerikan Yüksek Mahkemesi 1971 yılında Muhammed Ali'yi haklı buldu ve oy birliğiyle verilen kararları bozdu. Geçen zaman zarfında Ali'nin formdan düştüğünü, silinip gideceğini düşünüyorlardı. Ringlere geri dönen Muhammed Ali ilk maçında Jerry Query'yi yendi. Sonraki maçta üstün olmasına rağmen hakemler Joe Frazier'in elini havaya kaldırdılar. Ken Norton ile yaptığı maçta ise çenesi kırılınca maçı bırakmak zorunda kaldı. Muhammed Ali efsanesinin bittiğini düşünenler çok geçmeden yanıldıklarını anlayacaklardır. Ünvan maçı için rakiplerini teker teker yenmeye başladı. Ken Norton'u yenip rövanşını aldı. Joe Frazier ile yaptığı maçı nakavtla kazanınca 1974 yılında George Foreman ile ünvan maçı yapmayı hak kazandı. Bahisçilerin 7'ye 1 Foreman'ı favori gösterdikleri maçta Foreman 25, Muhammed Ali ise 32 yaşındaydı. Foreman önüne gelen her rakibini devirerek şampiyon olmuş, gücünün zirvesinde her yumruğu bir mandayı devirecek güçte insan azmanı bir boksördü. 30 Ekim 1974 yılında Afrika'da bugünkü adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak bilinen Zaire'de iki boksör sabaha karşı ringe çıktılar. Müslüman dünyası tek yürek olmuş, gözlerindeki uykuyu silmiş Muhammed Ali'nin zaferi için dua ediyordu. Maçın başından beri Foreman'ın ardı arkası kesilmeyen güçlü yumruklarına Muhammed Ali insanüstü bir gayretle direniyordu. Ne olduysa 8. raundun sonlarına doğru oldu. Müslümanlar için uğurlu sayılan 33 rakamı, gayrimüslimlerce uğursuz sayılan 13 rakamı 8. raundun sonuna doğru gidişatı tersine çevirdi. 8. raundun bitmesine 33 saniye kala Muhammed Ali sıkıştırıldı, köşeden sıyrıldı ve karşı atağa geçti. Raundun bitmesine 13 saniye kala gelen sağ kroşeyle Foreman topaç gibi dönüp ringe yıkıldı. İşte o muhteşem yumruk. Asrın maçını nakavtla kazanan Muhammed Ali bir mucizeyi gerçekleştirmiş ve ikinci kez dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştu. Efsane geri dönmüş ve efsaneler zincirine bir halka daha eklenmişti. İkinci kez kazandığı Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğundan sonra 4 yıl boyunca unvanını ortaya koyduğu her maçı kazandı. Hem de genellikle nakavtla. 15 Şubat 1978'deki unvan maçında 15. round sonunda hakemler Leon Spinks'in elini havaya kaldırdıklarında sonuca kendisi gibi Leon Spinks taraftarları da inanamadı. Ancak Leon Spinks'in şampiyonluk unvanı bir yıl bile sürmedi. 15 Eylül 1978'de unvan maçında rakibi Leon Spinks'i yenerek üçüncü kez Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu. Yaşlandı artık bitti diyenlere inat, Muhammed Ali 25 yaşındaki rakibini yenerek üç kez Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu kazanan tek boksör olarak kayıtlara geçti. Ringlerin Efendisi katıldığı bir televizyon programında
Sunucunun sorduğu "Sizin bir korumanız var mı?" sorusuna parmaklarıyla sayarak verdiği cevapla yaşamındaki efsaneler zincirine bir halka daha ekledi. Sevgili izleyiciler, bu videomuzda Muhammed Ali efsanesini izlediniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Her şey sizin ve sevdiklerinizin gönlüne göre olsun. Hoşça kalın.